Efendim bu haberimiz konut alıp 5 yıl içinde satmayı planlayanları ilgilendiriyor diyelim. Konut sahipleri bu satışa dair Maliye Bakanlığı'na beyanda bulunmak zorunda 5 yıl içinde satarsa. Çünkü kar elde eden ev sahibinin vergi ödemesi gerekiyor. Ödemeyenlere de ceza kesiliyor. 70 bin liraya almış olduğu bir gayrimenkul vardı. 2021'de 100 bin lira civarında bedele sattım. Cezasını çekeceğiz. Her şekilde tespit var. Onun için bu işin kaçışı yok. Evet. Bunu ödeyeceksiniz. 1 Mart itibariyle gayrimenkul beyanname süreci başladı. Uzmanlar ev alıp 5 yıl içinde satış yapanları uyardı. 5 yıl içinde sattığınız zaman aldığınız yıldaki bedel ile sattığınız yıl arasındaki bedelin enflasyon kısmı düştükten sonra olan kısmı senin kazancın, bir kar elde etmişsin ve bunu da vergisini ödeyeceksin. En çok göz ardı edilen noktalardan biri de raiç bedeller. Raiç bedel emlak vergisine esas bedeldir. O yüzden de bir gayrimenkulün gerçek satış bedeli neyse onu beyan etmekle mükellefiz. %25 civarında bir raiç bedel farkı çıkmıştı. Vergi dairesi alım satıma dair bu raiç bedel farkını talep etmişti. Birkaç ay bu uğraşmak bizi gerçekten yordu. Peki 5 yıl içerisinde satılan her gayrimenkul buna dahil mi? Eğer size miras yoluyla ev, arsa ya da tarla kaldıysa ve siz bunu 5 yıl içerisinde satarsanız miras olduğu için değer artış kazancı olarak vergi ödemiyorsunuz. Biz vatandaş hep şunu söylüyoruz. Kaç para aldınsa onu beyan et. Çünkü birkaç yıl içinde satacaksan bunu ileride satamazsın.